Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Son durum nedir? Başlıklarda sol bek Ön libero ve forvete de takviye planlayan sarı lacivertler girişimleri sürdürüyor. İşte adaylar ve pazarlıkta gelinen son nokta. Wellington Solbek 21 yaşında takviyede e, favori olarak gösteriliyor. Fenerbahçe'nin Sao Paulo forması giyen genç oyuncu için 3 milyon avro teklif ettiğini yazdı. Sao Paulo'nun rakamının yükseltmesini istediği ancak transferi olumlu baktığı da bildirildi. Diğer aday Pezzela İçinde ee, içinde yine parmayla temaslar var. Onun altında da hemen o başlığı görüyoruz. 3 artı bir kontrat denilmiş. E, ee, 4 yıllık bir sözleşme parmaya 4 milyon avro bon servis bedeli önerdiği olarak da e, yine devamında bahsedilmiş. Ee, şöyle ki kiralamak yerine satmak istediğini yazdı parma. Bon servis beklentisinin 4 milyon avro olduğu bildirildi. Demarsio ise Fenerbahçe'nin oyuncuya 3 artı 1 yıllık sözleşme Paris Maya ise 4 milyon avro teklif ettiğini yazdı. Geçen sezonu Atalanta'da kiralık geçiren 24 yaşındaki Pezzella 3 asist gerçekleştirdi. 2020'de 5.75 milyon avro bon servisiyle birlikte parmaya gelmişti. Fenerbahçe, Thiago Çukuru kadrosuna kattı. Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları devam ediyor. Golcü arayışlarına sürdüren sarılar ciğerler mutlu sona ulaştı. Kanarya forvet bölgesi için 19 yaşındaki milli futbolcu Thiago Çukuru kadrosuna kattı. A Milli Takımımıza da forma giyen genç santrafor kariyerinde 55 maça çıkmış ve 15 gol atıp 2 asistlik performans sergilemişti. Fenerbahçe'de Igor Paşayo için girişimler hızlandı. Süper Lig'de yeni sezonun şampiyonluk paralosuyla hazırlanan Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde Ön eleme oynayacak Sarı Lacivertler, Devler Ligi gruplarına kalmanın hesaplarını yapıyor. Yönetim de transfer çalışmalarında gaza bastı. Listeye alınan isimlerden olan Igor Paşayo için girişimler hızlandırıldı. Fenerbahçe ile ilgili Brezilya'dan flash bir iddia geldi. Sarı Lacivertlerin daha önce de gündeminde olan Botafogo'lu Erison ve Igor Paşayo için de girişimlerini arttırdığı belirtildi. Edison Forvet'te Igor Paşayo ise kanatlarda görev yapıyor. Fenerbahçeli yöneticilerin her iki oyuncu ve kulübüyle görüşmelere başladığı kaydedildi. Igor Paşayo geride bıraktığımız sezon çıktı 31 karşılaşmada 11 gol atarken 6 da asist yaptı. 1.68 boyundaki Paşayo sol kanatta görev yapıyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri 800 bin euro. Paşayo'nun Kortuba ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. Kimin şey için resmi açıklama. 2022-2023 sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Şu ana kadar Lincoln'lerini ki Buruma ve Emre Mor transferlerini resmiyete kavuşturan ve Thiago Çukur'da da mutlu sona ulaşan Sarı Lajverkler'de takımdan ayrılacak isimlerde merak konusu oldu. Kanarya'da geleceği çok merak edilen isimlerden biri de kim Minje oldu? Geçimiz sezon başında 3 milyon euro karşılığında Çin ekibi Wei transfer edilen Güney Kore stoper kısa süre içerisinde taraftarın sevgilisi oldu. 25 yaşındaki futbolcu Sarı Lacivert formayla gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Adı başta Napoli ve bile alınan kime son olarak Rens talip olmuştu. Fransız basını Ligue 1 ekibinin Güney Kollu savunma oyuncusuyla uzun vadeli bir sözleşme konusunda anlaştığını duyurmuştu. Rens'in Kim Min-jae transferi için Fenerbahçe'ye 18 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürülmüştü. 1.90 boyundaki stoperin Ligue 1 ekibine transfer olup olmayacağı belirsizliğini korurken Kim Min-jae transferiyle ilgili resmi açıklama geldi. Rennes Teknik Direktörü Bruno Genesio, Beijing eski öğrencisi olan Güney Koreli futbolcunun transfer sürecine ilişkin konuştu. Fransız çalıştırıcı yaptığı açıklamada Kim Min Jae'yi çok iyi sanıyorum. Kendisi bu pozisyon için aradığımız niteliklere sahip oyunculardan biri. Transfer sürecinin olumlu önce ilerlediğini biliyorum ama resmi imza atılmadığı sürece temkinli davranmak lazım ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 30 maça çıkan Kim Min Jae bir gol kaydetti. Sarı Lacivertli kulüple sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden 25 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri ise 14 milyon euro. Fenerbahçe'de istenmeyen Samatta'ya sürpriz talip çıktı. Yabancı sayısında artış olan Fenerbahçe'de bazı isimlerle yolların ayrılması bekleniyor. George Jesus'un kadroda düşünmediği belirtilen Embavana Samatta için flash bir iddia ortaya atıldı yıldız futbolcuya sürpriz bir talibin çıktığı ifade edildi. Fenerbahçe'de kadroda yer alması zor olan Samatta ile Sırp ekibi Kızıl Yıldız'ın ilgilendiği ifade ediliyor. George Jesus son iki hazırlık maçında Tanzanyalı Forvet'e şans vermemişti. Geçimi sezon Royal Antwerp'te kiralık geçiren Samatta'nın Fenerbahçe ile iki yıl daha kontratı bulunuyor. 29 yaşındaki Santrafor'un bu süreçte yine kiraya verilmesi bekleniyor. Fenerbahçe formasıyla çıktığı toplam 33 karşılaşmada 6 gol kaydeden Samatta'nın 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Tanzanyalı golcünün güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro. George Jesus'tan tam mı otaldılar? George Jesus yönetiminde yeni bir sayfa açan Fenerbahçe'de taşlar yerine oturuyor. İstanbul ve Avusturya'daki çalışmalar hazırlık maçları sonrası sarılı oyunu ve kurgusu şekillenmeye başladı. Takıma 3 transfer daha yapılması planlanıyor. Mevcut durum itibariyle en güçlü bölge ise savunma oldu. Teknik patron Jesus Avusturya'da oynanan iki hazırlık maçında en çok savunmayı beğendi. Ofansif ve agresif bir takım kurmak isteyen Portekizli teknik adam bunun temelinin güçlü bir savunma olduğunu vurguluyor. Partizan ve Mol ile oynanan son iki hazırlık maçında savunma kendi öncelikli görevleri dışında da önemli işler yaptı. Rakibini alan bırakmayan ve uyumlu bir görüntü çizer Osayi, Kim Minşe, Atilla Zalay ve Ferdi Kadıoğlu dörtlüsünün ofansif katkıları da ardından çabuk geri dönüşleri de tam not aldı. Ayrıca iki hücuma katkısı da George Jesus'un tam istediği gibiydi. An itibariyle takımdaki en hazır bölge savunma olarak dikkat çekiyor. Geçen sezon İsmail Kartal'ın kurduğu sistemin üzerine eklemeler yapan Jesus teslim aldığı savunma hattını daha agresif ve hareketli hale getirdi. Sarı Lajvertli yönetim transfer çalışmalarına da yoğun şekilde devam ediyor. Teknik direktör George Jesus'un talebi doğrultusunda sol bek, 6 numara ve golcü için temaslar yoğunlaştı. Özellikle orta saha ve gol bölgesine yapılacak takviyeler takımın ofansif karakterini oluşturmak için büyük önem arz ediyor. Şampiyonlar Ligi 2. öneleme turunda 20 Temmuz'da Dinamo Kiev ile oynanacak olan karşılaşmaya kadar en az bir transferin gerçekleşmesi bekleniyor. Fenerbahçe bir günlük hissin ardından çalışmalarını sürdürdü. George Jesus yönetimindeki idman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Daha sonra salda koşu ve çabukluk programı uygulayan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. 1,5 saat süren idman taktiksel çalışmalarla tamamlandı.